ve dünya televizyonlarında bir ilk. Çobandan iş soruyoruz. ATV ekibi Mekke'ye 150 kilometre uzakta, çölün ortasında Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine'nin kabrini buldu. Gözyaşlarıyla izleyecek, bu unutulmaz dakikalara şahit olacaksınız. Hazreti Amine annemizin kabri şerifinin başındayız. Dün gece ilk kez ATV'de Mekke-Medine sahur programında yayınlanan bu olay görüntülerin tamamı ve perde arkası, tarihi keşfi gerçekleştiren usta gazeteci Faysal Atıl ve Doktor Erkan Aydın'ın camisinin kabri şerifinin bulunduğu mekanın içinde Kabe'de çekim yapacaksınız. Hayır demek mümkün değil Bekir Hazar'a. Ekibimizi oluşturduk, gittik. Ve biz bunları var ya kimsenin yapamadığını yaptık. Birçok televizyon... Girilmeyen yerlere girdiniz. Evet. Yani ben bazı şeyleri oralar yasak değil miydi falan diye baktım. Yasak masak. Biraz giderken de Faysal Bey'in programlarına baktım. Faysal Bey'in gazetecilik geçmişinde biraz bildiğim için. İyi bir program çıkar dedik bundan. Belki ilerleyen bölümlerde görecekler Mekke Medine'de sahurda. Dünya tarihinde hiçbir televizyonun gitmediği Peygamber Efendimiz'in çok özel anlarının geçtiği yerlere gittik ve oraları ekrana taşıyacağız. Çok. Şu anda arkamda gördüğünüz yeşil kubbenin bulunduğu hücre-i saadet vardır. Mekke-i Mükerreme'den sesleniyoruz ve... Kabe'yi çevreleyen bu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldük. Gönüller, gönül sultanları ile gönüllere taht kuran yerlerden coşacak. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammed'in Mustafa. Peki bu cin mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o cin taifesiyle, o cin grubuyla yaptığı anlaşma ve onların burada iman etmesi sebebiyle mi inşa edilmiş durumda? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra buranı biliniyor, mevki olarak biliniyor. Evet. Buraya bir mescit bina ediyorlar ve olayın geçtiği yer olduğu için buraya cin mescidi diyorlar. Tabi bu tarih boyunca birçok defa değiştirilmiş. Evet. En son Suudi hükümetinin yaptırdığı mescidi görüyoruz burada. Allahümme salli ala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece insanlara değil cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Biraz bu konuyu cin mescidinde açar mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ifadeye göre mesela ayetlerdeki ifadeye göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla özel olarak ilgilendiğini anlıyoruz ve onların iman ettiğini anlıyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda cinlerin de peygamberi. Evet. Yani Rasulü Tekaleyn diyoruz. Bakınız Hazreti Peygamber'e Rasulü Tekaleyn yani hem insan hem Tekaleyn kelimesi hem cinlerin peygamberi anlamına geliyor.